İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Yuri Bogosyan, Navasart ayının aram günü olan 21 Haziran, Haykyan kutsal takvimine göre Arekna Payl bayramıdır. Çifte kuşatma altındaki Hinşen köyünün ağır hasta sakinleri tıbbi tesislere taşınma fırsatından mahrum kaldı. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan'daki nefret söyleminin hedefi olmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu raporu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı Bakü konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalı, üye devletler yükümlülüklerine saygı göstermelidir. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi temsilcileri Berzor yolunda planlı devriye gerçekleştirecek. Nesret Şunur Ali'nin çok katmanlı mirası ölümünün 850. yıl dönümüne adanan konferansta yeniden değerlendirilecek. Yuri Bogosyan, 1. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin fedakarı, Arsak Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, bir bölüğün ve bir zırhlı aracın komutanı. 12 Haziran 1992 tarihinde Arsak Dağlı Karabağ'ın Nahçıvan köyünün savunması sırasında şehit düştü. Yuri Bogosyan 8 Nisan 1961 tarihinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Stepanakert'te geçti. Okul çağından itibaren spor ve teknoloji ile ilgilendi. Araba tamircisi olarak çalıştı. 1983'te Stepanakert'te, daha sonra Artsakh hareketinin ilk cephaneliklerinden biri haline gelecek olan bir araba tamirhanesi kurdu. Kendi yaptığı silahlar ilk kez 1990 yılında Hadrut bölgesinde Sovyet-Azerbaycan özel amaçlı mobil birim olan OMON birliklerinin desteğiyle Ermenileri zorla tahliye etmeye çalıştıklarında kullanıldı. 1991'de 4. bölüğün komutanı oldu. Savaşlarda yetenekli bir komutan, cesur bir savaşçı, keşif ve mayın temizleyici olduğunu defalarca kanıtladı. Bölük komutanı olarak Kiçan, Sırhavent, Eduli, Hırmancuh köylerinin kurtuluş savaşlarına katıldı. Zırhlı aracıyla Hanabat ve Askeran bölgesindeki savaşlarda düşmanın zırhlı araçlarını imha etti. 12 Haziran 1992'de Askeran-Nahçıvanik Savaşı'nda şehit düştü. Stepanakert'te defnedildi. Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin birinci dereceden savaş haçı nişanı ile onurlandırıldı. Ölümünden sonra 20 Eylül 1996'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı unvanını aldı. Ayrıca ana vatan nişanı ile de onore edildi. Haykyan kutsal takvimine göre Navasart ayının aram günü, yani 21 Haziran Arekna Payl'dır. Güneş ışığı bayramı, güneşin en parlak noktasında ve yılın en uzun gününde olduğu yaz gün dönümünde kutlanan ana bayramlardan biridir. Haykyan kutsal öğretisine göre güneş günü aynı zamanda babalar günüdür. Güneş ışığı gününde kayısı ağacının meyvesi olan ve kayısı kutsaması olarak adlandırılan Ermeni hayat ağacının kutsanması gerçekleşir. Haykyan öğretisine göre kayısı güneşin meyvesi olarak kabul edilir. Kayısı hayat ağacıdır. Buna dayanarak kutsal kurumlar ve krallarımıza Zidernagazunut ve Ziranagir, yani kayısıdan doğmuş, kayısı taşıyan denir. Arekna Payl ayrıca Ermeni tanrı Aramazd'ın kutsanması olarak kabul edilir. Aramazd'ın Ermeni başlıca tanrısı olduğu yönündeki yaygın olan kanı doğru değildir. Bu bilgisizlikten ve Ermeni mitolojisinin diğer ulusların sistemleriyle yanlış karşılaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Ermeni mitolojisi, kötü ya da iyi tanrıların olmaması, baş ya da alt tanrıların olmaması bakımından da dünyada benzersizdir. Defalarca belirttiğimiz gibi Ermeni sisteminde tek bir yaratıcı vardır ve tanrılar yaratıcı niteliklerin özellikleridir. Bu nedenle daha önemli veya önemsiz olan herhangi bir yaratıcı özellik olamaz. Aramazd, yaratıcının babalık ve otorite özelliklerinin somutlaşmış hali olarak kabul edilir. Ermeni, diğer sistemini taşıyan her babanın, prensin ya da kralın yaşamı boyunca benzemeye çalıştığı ideal olarak da kabul edilir. Aramazlığı yücelterek babalarımızı, kurumlarımızı ve krallarımızı yüceltmiş oluyoruz.
Haykyan öğretisini daha iyi tanımlamak, köklere dönmek ve gerçek Ermeni değerler sistemine göre yaşamak için Haykyan cemaati ailesine katılabilir ve Ermeni Aramagi okulu kursları sırasında tüm bunları öğrenebilirsiniz. Artsakh'ın işgal altındaki Şuşi bölgesinin çifte kuşatma altındaki Hinşen köyünde ciddi hastalıkları olan sakinler bile tıbbi kurumlara gitme ve uygun tıbbi bakım alma fırsatından mahrum kalıyor. Bu haberi Hinşen köy muhtarı Samvel Sarkisyan Artsakh Press ile yaptığı söyleşide ifade etti. Köy muhtarı ikili ablukadan önce devlet bakanı ile anlaşarak ağır hastaları Rus barış güçleri eşliğinde uygun tıbbi kurumlara nakletmemiz gerekiyordu. Ancak son olaylar nedeniyle bu imkansız hale geldi, dedi. Ona göre artık köyde çifte ablukadan önce elde edilen az miktarda bazı temel ilaçlar kaldı. Azerbaycan, ırkçı klişeleri yayan ve düşmanlığı körükleyen bir dil kullanmaya devam ediyor. En yüksek siyasi düzeyde de dahil olmak üzere siyasetçilerin kamuya açık açıklamalarında Ermenistan aleyhine kışkırtıcı söylemlerin kullanılması kamuoyu tartışmalarına damgasını vurdu. Ayrıca nefret dolu içerikler geleneksel ve sosyal medyada da yaygınlaşıyor. Armen Press'in bildirdiğine göre bu ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun Azerbaycan ile ilgili 6. raporunda belirtiliyor. Belgede okul ders kitaplarının Ermenilere karşı ayrımcılık yaptığı belirtiliyor. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu, Azerbaycan'ın komşu ülkeye karşı okulda ve okul dışında gençler arasında nefret söylemi kullanmasından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Bu da düşmanlık için zemin hazırlayabilir. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu ayrıca Bakü'de Nisan 2021'de açılan ve çok eleştirilen askeri ganimet parkının açılışına da değiniyor. Raporda şu ifade kaydedildi. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ve Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi de dahil olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar tarafından saldırı dilinin kullanılması ve ırkçı klişeleri teşvik eden ve düşmanlığı sürdüren düşmanca tezlerin düzenli olarak desteklenmesi konusunda ifade edilen ciddi endişeleri paylaşmaktadır. Raporda ayrıca ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun 2020 savaşı sırasında ve sonrasında Ermenilere yönelik şiddet, keyfi cinayetler, mülklerinin tahrip edilmesi hakkında aldığı çok sayıda rapordan bahsediliyor. Batı Ermenistan hükümeti, Batı Ermenistan'ın bir eyaleti olan Artsakh'ın yerli vatandaşlarından, genellikle Şuşi şehrinden, zorla yerinden edilmiş sakinlerden çok sayıda şikayet aldı. Başvurularına ve çok sayıda kanıtlara dayanarak Bakü makamlarının Ermeni karşıtı politikasına ilişkin olarak Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın yetkisiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açıldı. Özellikle gençler arasında yaygın olan ırkçılığın ve saldırganlığın tüm tezahürleri ve Bakü makamlarının Ermenilere yönelik nefreti ve bu politikanın yaygınlaşması tüm yönleriyle bu davalarda ortaya çıkacaktır. Bakü makamlarının benzer politikasının kınanması, Batı Ermenistan hükümetinin dış politikasının değişme süreçlerinden biridir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yaz oturumunun genel oturumunda Letonya Dışişleri Bakanı, Bakanlar Konseyi Başkanı Edgar Rinkeviç, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Delegasyonu'nun ana üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yerel ve bölgesel yönetimleri konusunda ana raportörü olan Armen Gevorgyan'ın sorusuna şöyle yanıt verdi. Bu büyük organizasyonun ruhuna uygun olarak renkli çizgilerle ayırmanın en iyi yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Armen Gevorgyan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın iki kez ev sahipliği yaptığı demokrasi zirvesinde bazı üye ülkelerin demokratik ilkelerden uzaklaşma nedeniyle davet edilmediğini hatırlattı. Bunlardan biri demokrasi standartlarını ve hukukun üstünlüğünü baltalamakla kalmayan,
aynı zamanda bölgedeki yerli Ermeni halkına karşı etnik temizlik yapan Bakü hükümetidir. Bunun üzerine Ermeni milletvekili, Bakü konusunda sizin için kırmızı çizgi nedir? Bakü uluslararası hukuk normlarına saygı göstermeye zorlamak ve yeni savaş suçlarını önlemek için Bakanlar Komitesi hangi senaryoda daha fazla kararlılık gösterecek diye sordu. Edgar Rinkeviç, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başkanlığı rolünde ortak bir ilkemiz var. Uluslararası hukukun tüm normları, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yerine getirilmelidir. Her üye devlet bu normlara uymak zorundadır. Daha önce de söylediğim gibi Ermeni ve Azerbaycanlı meslektaşlarımızın sorularına cevaben tüm üye ülkelerden tüm sözleşmeleri uygulamalarını ve ülkelerin bu örgüte katılırken üstlendikleri tüm yükümlülüklere uymalarını istemek niyetindeyiz. Bu prensibi her zaman her şeyin üzerinde tutacağız diyerek güvence verdi. Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki misyonu Twitter sayfasındaki bir gönderi aracılığıyla bilgilendiriyor. Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti Misyonu Başkanı Markus Ritter ve Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Andrea Viktorin, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Başkanı Natalie Loiseau ve beraberindeki heyeti Sisyan Havaalanı'nda karşıladı. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği misyonunun Twitter sayfasında şöyle deniyor. Avrupa Konseyi heyeti Berzor yolunda planlanan devriyeyi gerçekleştirmek için Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği misyonunun temsilcileriyle bir araya geldi. Armen Press'in haberine göre Orta Çağ'ın büyük düşünür, şair, ilahiyatçı ve ruhani şarkı yazarı Nerses Şünur Ali'nin ölümünün 850. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen bilimsel konferans 21 Haziran'da Mesrop Maşlut'un adını taşıyan Madenataran'da başladı. Ünlü Ermeni ve yabancı Armenologlar, genç ve yaşlı kuşak araştırmacıları Nerses Şünur Ali en yetenekli Patrik başlıklı Uluslararası Ermeni Çalışmaları Konferansı'nda Şünur Ali'nin bıraktığı çok yönlü ve çok katmanlı bibliografik mirasına, tüm Hristiyan ve tüm insan fikirlerine değinecek, sektörün başarılarını değerlendirecek ve Şünur Ali çalışmaları alanında yeni standartlar ve yönler belirleyecektir. Madina Taran'ın geçici müdürü Garen Matevosyan'a göre Şünur Ali'nin ölümünün 850. yıl dönümü UNESCO'nun 2022-2023 ünlüler ve önemli olaylar takvimine dahil edildi ve bu nedenle hem Ermenistan Cumhuriyeti'nde hem de yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. Matevosyan, Antilyas'ta uluslararası bir bilimsel konferans zaten düzenlendi. Kasım ayında ise Vatikan'da düzenlenecek. 27 Haziran'da UNESCO'nun genel merkezi Paris'te Nerses Şünur Ali'ye ait iki ciltlik kitabın sunumu, bir konferans ve konser gerçekleşecek. Madena Taran bilimsel bir araştırma enstitüsüdür ve en temel çalışmalarından olan Nerses Şünur Ali'nin tüm bilimsel mirasını iki cilt halinde yayınlamıştır ve bu konferans sırasında Nerses Şünur Ali'nin hayatı ve çeşitli faaliyet alanlarına adanan 60 rapor yer alacaktır diye belirtti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garin adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ganu Yaylan Blele adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.